Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde shared preferences konumuza devam edeceğiz. Hatırlarsanız önceki derslerimizde ne yapmıştık? Buraya veri olarak girdiğimiz bu primitive tipleri kaydedip daha sonra hem activity düzeyinde hem de application düzeyinde nasıl getireceğimizi öğrenmiştik. En son yaptığımız değişiklik ile oluşturduğumuz shared preferences dosyası artık farklı aktiviteler üzerinden de erişilebiliyordu. Şimdi geldi sıra bu temizle sil ve şuradaki bu switch'in içeriğini yazmaya. Öncelikli olarak biz clear account data, yani şuradaki temizle butonuna tıklanıldığında ne oluyor onu anlatalım. Bu temizle butonuna tıkladığımızda ne olacak? Benim oluşturduğum bu shared preferences dosyamın bütün içeriği silinecek. Şimdi şu an veri getir dediğimde gördüğünüz gibi Emre verisi burada mevcut. Ben buraya geliyorum. Öncelikli olarak bu shared preferences nesnemi aldım. Bu sayede ben packageName.myfile.xml olan dosyayı değiştirmek istediğimi sisteme söylemiş oluyorum. Daha sonra bunu değiştireceğim için statik bir sınıf olan editörü çağırıp bu editörün içine neyi koyuyoruz? Shared-preferences.edit deyip bunu değiştirmek istediğimizi söylüyoruz. Daha sonra yapacağımız işlemleri de apply komutuyla uyguluyoruz. Bunun ikinci bir versiyonu neydi? Editör.commit metoduydu. Şimdi bu ikisinin arasına yazacağım kodlar sayesinde ne olacak? Ben bu dosya üzerinde değişiklik yapabileceğim. Buraya veri koymayı ve oradaki verileri kullanmayı öğrenmiştik. Şimdi bir kodumuz var. Editör.clear diye. Bu clear metodu belirttiğiniz bu dosyadaki bütün içeriği silen bir metot. Şimdi bunu bir başlatalım. Böyle bir hata aldığımızda ne yapıyorduk? Şuradaki Tools Android'den Enable ADB Integration'ı seçmem lazım. Uygulamayı çalıştırayım. Uygulamam açıldı. Buraya tekrardan Emre müh diyelim. Kaydet desin. Getir dediğimde getiriyor. İkinci aktiviteye git. Veriyi getir getiriyor. Şimdi ben burada temizliğe bastığımda veri getir dediğimde gördüğünüz gibi artık içinde herhangi bir veri yok. Olan veriyi sildi çünkü. Bunu kontrol etmek için ne yapalım? Buradaki şu dosyayı dışarıya çıkartalım. Bakalım ne yapmış. Masa üstüne kaydetsin bunu. Bunun içeriğine bakarsak gördüğünüz gibi içinde herhangi bir veri yok. Ben bu clear metoduyla ne yapıyorum arkadaşlar? Shared preferences dosyamın içeriğini temizleyebiliyorum gerek olduğunda. Peki bütün dosyayı değil de sadece belli bir anahtardaki dosyaları silmek için ne yapıyoruz? Bu sefer de ne yapacağım? Yine aynı şekilde dosyama ulaşacağım. Daha sonra editörümü başlatacağım. Bu sefer editör nokta clear hepsini siliyor. Remove metodunu kullanacağım. Bu remove metoduna verdiğiniz anahtar değerindeki veri silinecektir. Mesela neyi verelim? Sabitler nokta id değerini silsin. Daha sonra da ne yapmayı unutmuyoruz? Editör nokta apply demeyi unutmuyoruz. Bunu dediğimde şuradaki bu sıfır değeri, hatta önce bir şey yapalım. Uygulama açılsın. Emre mühendis dedik. Kaydet dediğimde, getir dediğimde 150 olarak bu ID'yi atıyordu ya buraya. Burada da yine aynı şekilde sil dediğimde ve tekrar getir dediğimde artık o 150 değeri silindiği için biz de default olarak eğer bir değer yoksa 0 getir demiştik. O yüzden böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi verdiğim bir anahtar değerinde bu şekilde silebiliyorum. Evet, ikinci aktivitede anlatmak istediklerimiz burada. Bunlardı. Şimdi gelelim. Bir main aktivitede bulunan şu yeşile çevir butonunun kullanımına. Eğer yeşile çevir aktifse ben uygulamamın layout'un arka planının yeşil olmasını sağlayacağım. Değilse
normal renginde kalmasını sağlayacağım. Bunu yapmak için öncelikle ne yapmamız lazım? Buraya private, benim butonumun adı ne? Switch. Switch compat diyelim. Switch compat olsun adı. Daha sonra bunu burada initial, şu init metodun içinde bulalım. Switch compat eşittir find view by id ile r nokta id nokta, ne demiştik bunun adına, page color switch. Alt enter yaptım. Init metodundan sonra da gelelim buraya, diyelim ki şurada bir hatamız mı var? Şu switch compat olmasın da switch olsun o zaman. Şurayı da switch'e çevirelim. Evet, hata gitti. Buraya geliyoruz. Switch nokta diyor deyip ismine ne vermişiz? Switch compat demişiz. Switch compat nokta. Bu da aynı bir buton gibi. Neyi var bunun da? Değişikliği dinleyen bir listener var. Set on check change listener deyip benden bir on check change listener bekliyor. On check change listener deyince değişiklik durumların ele alındığı, yani durumu her değiştiğinde tetiklenecek olan metot burada belirdi. Şimdi ben burada mesela şey diyelim, bir tane metot oluşturalım. Sayfa arka planı değiştir diye bir metot olsun. Ve de bu metot şuradaki boolean değeri alsın. Biz bu değere göre sayfanın arka planını değiştirip değiştirmeyeceğimize karar verelim. Böyle bir metot şu an yok. Alt enter'a bastım. Create method dedim. Nerede? Main activity'nin içinde. Bu butonun içinde ne yapacağım? Bu değer mesela açıksa, şöyle bir gelelim. Atıyorum şöyle ise bunu share preferences dosyama true olarak, böyle ise false olarak eklemem gerekiyor. Yine aynı şekilde share preferences dedikten sonra eşittir diyoruz. Nasıl ulaşıyorduk dosyamıza? Get share preferences. Daha sonra string name'i şuradan hemen hızlı bir şekilde alalım şunun içeriğini. Bu dosyaya ulaş. Evet. Daha sonra share preferences editörü ulaşacağız. Çünkü ben bu dosyaya bir veri koymak istiyorum. Daha sonra da share preferences nokta edit deyip editörümüzü başlatıyoruz. Ve de editör nokta, şimdi bu değeri ben, yani is check değerinin true ya da false değerini ben dosyama eklemek isteyeceğim için put boolean deyip anahtar olarak ne diyelim, yine sabitler dosyamıza gidelim. Neredeydi o? Şurada. Sabitleri açalım. Diyelim ki buraya public static final string key switch diyelim. Çok da uzatmanın anlamı yok. İçerikte ne olsun? Renk diyelim buna. Switch kelimesi belki sonradan sıkıntı yaratabilir. Renk. Buraya da geliyoruz. Anahtar olarak ne yazıyorduk arkadaşlar? Sabitler nokta key renk. Daha sonra da buraya boolean olarak gelen is check'i yazıyoruz. Bu is check'in içinde ne olacaktır? Ya true olacaktır ya da false o değer olacaktır. Ve her kullanıcı her bunu açıp kapadığında ne yapacağız? Buradaki metot tetikleniyor. Aslında bu metodun içinde benim ne yapmam lazım? Arka planını değiştirip işlemi yapmam lazım. Arka planı değiştirmek için main activity dosyasına gidiyoruz. İlk temel, yani root element olan buradaki linear layout'un id'sine bakıyoruz. Page layout diye bir id'si varmış. Bunu da yine init'in içinde tanımlıyoruz. Tabii önce ne yapalım? Buraya gelelim. Private linear layout diyelim. Layout olsun adı. Daha sonra burada layout eşittir find view by id r nokta id nokta, ne demiştik, page layout.
Çünkü bunun ben rengini değiştireceğim. Bütün uygulamamın arka planı bu. Daha sonra buraya geldik. Layout nokta set background color diyorum. Ve buraya şöyle bir ifade yazacağız. Is check eşittir. Yani if eğer bu eğerin yani if yapısının nedir? Kısaltılmış hali. Eğer is check true'ysa color nokta green olsun. Değilse bu sefer iki nokta diyoruz. Color nokta white. Aslında ilk hali olsun. Umarım burası anlaşılmıştır. Yani normalde burayı şöyle yapabilirdik. If is check eşit true'ysa layout nokta set background color color nokta green else deyip şunu verebilirdik. White. Şu tek satırlık ifadeyle şuradaki yapının arasında hiçbir fark yok. Ama ben örnek olması adına böyle tek satırda yazdım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir bakalım neler oldu. Uygulamamızı tekrardan başlatalım. Switch butonumun durumunu yani true ya da false oluşunu ben dosyama kaydettim. Ve kullanıcı her butonu tıkladığında yani değiştirdiğinde sayfa arka planı değiştir metodu çağrılıyor ve de oradaki değere göre işlem yapılacak. Gördüğünüz gibi yeşil oldu, beyaz oldu. Yeşil oldu, beyaz oldu. Peki ben yeşil yaptıktan sonra uygulamadan çıksam bu değer sonuçta kaydedilmiş olması lazım. Uygulamayı tekrar açayım. Çalışmadı. O zaman ne yapmamız lazım? Bunun ilk değerini de nasıl ki değerini buraya atıyorsak var olan değerini de okuyup ona göre burada bir işlem yapmamız lazım. Mesela burada kullanıcı değiştirdiğinde çalışıyor. Evet. Ama içinde bir değer varsa o değere göre arka planımı atamak istiyorum. Buraya geliyorum tekrardan. Tekrar dosyama erişiyorum. Bu sefer içine herhangi bir veri koymayacağım. Var olan veriyi okuyacağım. Bu yüzden editörü başlatmama gerek yok. Boolean bir ifade alalım. Is check diyelim bunun adına. Yani check true mu? True mu false mu? Shared preferences nokta. Get boolean deyip. Anahtarımız neydi? Sabitler nokta. Renkti. Default olarak da false değer verelim. Ve daha sonra ne yapalım? Yine buradaki bu dosyadan alınan veriye göre bir buradaki butonumun yani Switch Compat'ın neydi bunun metodu? Set check true ya da false değeri burada saklanıyordu. Bunu buraya yollayalım. Böylece orada kaydedilen veri ne olacak? Uygulamam açıldığında tekrardan okunup benim Switch'ime yansıtılacak. Tekrar bir açıp deneyelim. Uygulama açıldı. Yeşile çevir dedim. Yeşile çevir şu an dosyama kaydedildi. Uygulamadan çıkalım. Tekrar başlatalım. Şimdi buradan bulması zor olur. Şuradan bir daha. Yine olmadı. Şöyle bir dosyamızı bir kontrol edelim. Tools, Android, Device Monitor. Zaten açık diyor. Şunu kapatalım, tekrardan açalım. Çünkü dosyada değişiklik yaptık. Buradan bu dosyayı masa üstüne yollayalım. Bakalım içinde ne var. Yes diyelim. Gördüğünüz gibi bizim attığımız o renkle ilgili herhangi bir kayıt burada yok. Büyük ihtimal ne yaptık? Apply etmeyi unuttuk. Şurada değeri koyduktan sonra ne yapmam lazım benim aslında? Buradaki editörü yazdığım komutları uygulamasını sağlamam lazım. O veri oraya kaydedilmediği için benim de yaptığım değişiklikler algılanmıyor.
Şunu şuradan kapatalım. Sonra Tools Android Enable dedikten sonra uygulamayı başlatalım. Şu hatayı alıyorsanız Tools'un altında Enable ADB Integration'ı aktifleştirmeniz lazım. Daha sonra Run deyip uygulamayı çalıştırabiliriz. Uygulamam açıldı. Yeşile çevirdim. Ve de uygulamadan çıktım. Şöyle var olan uygulamayı kapatayım. Bunu büyük artık dosyama yazmış olması lazım ve uygulama açılırken şuradaki satırlarla o ayarı okuyup ne yapması lazım? Benim butonumu set check-in'i true yapması lazım. Gördüğünüz gibi yeşil olarak açıldı. Beyaz olarak ayarlayıp kapatırsanız da bu sefer açılırken beyaz olacak. Evet, umarım anlaşılmıştır. İşte Sharp Preferences dosyamızı bu gibi küçük ayarlar veya küçük verileri tutmak için kullanabiliriz. Bir soru, yaptığınız işlemleri apply deyip kaydetmeyi unutmayın. Aksi takdirde dosyanıza bu veri yazılmaz ve de yaptığınız ayarların hepsi aslında boşa gider. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.